Merhaba arkadaşlar, bugün kardeşimle beraberim Dubai'de. Yeni geldim ben de. Naber Furkan, nasıl gidiyor? İyiyim abiciğim, sen nasılsın? İyi. Beraber ilk videomuz, o yüzden biraz heyecanlıyız. Ben de çok heyecan yok da kardeşim biraz anlatır. O yüzden heyecanlı. 4 ay oldu kardeşim geleli. Biliyorsunuz havaalanında bir önceki videoda karşılaşmıştık. Biraz sohbet edelim istedim bu videoda. Nasıl geçti, neler yaptı, Dubai'yi nasıl buluyor, arkadaşların araları nasıl, yani ne bileyim neler düşünüyor, onlar hakkında konuşmak istiyorum bugün sizlerle. Furkan, ne haber? Nasıl gidiyor hayat Dubai'de? İyi, güzel gidiyor. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. İşimi abim hazırlamıştı zaten. Hazırladığı için geldim, evim de hazırdı. Geldim, yerleştikten sonra işime başladım. Her şey güzel şu an. Arkadaşlık ortamı, insanlar iyi. Genellikle birçok insan güler yüzlü. Herkes gülüyor yani. Senden kaynaklı değil. Biz biraz pozitif bir aile olduğumuz için. Hem bizden kaynaklı hem de gerçekten bu ülkedeki Araplar hariç. Yani Araplar pek yani az bulunsa da, yani az görsek de diğer Filipinli, Hindistanlı insanlar da birçok şekilde gülüyor. Yani somurta insan. Şeyler hakkında ne düşünüyorsun? Dubai'de biliyorsun ki Hintliler Araplardan daha fazla. Hintliler, evet. Pakistanlılar, Filipinler, nasıl buluyorsun? Bulamayın. Şey kestik. Yani, Hindistan kesmedik, devam ediyoruz. O yüzden Hindistan, ya küçük bir Hindistan gibi görüyor musun yani Dubai'de? Aynen. Yani bazı bölgelerine gittiğimde zaten küçük Hindistan diyorum, yani kendi içimden Pakistan, Hindistan, Pakistan ve Filipin olarak bunlar 3 bölüme ayrılmış durumda. Yani. Aynen. Yani gibi hissetmiyorsun değil mi çok fazla? Genelde yani Arap ülkesi olarak hissetmiyorum. Arap ülkesi değil de Filipin'desin ya da Hindistan'dasın ya da Pakistan'dasın gibi hissettiğin oluyor değil mi? Oluyor. Benim çok oluyor Ronaldo'cum. Çünkü bazı bölgeler var. Gezmiştim arkadaşlar sizler için. Bu Burjuman, Karaman. Bu bölgeler mesela Hintlilerin yaşadığı bölgeler. Gittiğimiz zaman Hintlilerden ya da Pakistanlılardan başka kimseyi göremiyorsunuz. Avrupalısı vesaire hiç kimse yok. Başka bir bölge daha var, Satva bölgesi. Burada da Küçük Filipin diye geçiyor. Gitmiş miydin oraya? Gittim. Kötü bir anım var. Ama gerek yok anlatmak. Neyse, anlatmayalım. Bir dahaki videolara saklayalım. Arkadaşlar merak etsinler. O bölgede Filipin bölgesi diye geçiyor. Gittin gerçi mi? Sen gezme fırsatın olmamıştı çok fazla. Yani çok fazla Filipinli var. Yani her yerde çalışan, kalan, zaten ülkenin birçok kısmı Filipinli, Hindistanlı oluşturduğu için yani görmeme şansınız yok zaten. Onlar her yerde. Orada sadece Filipinli. Daha fazla. Neden? Yani giden, burada gelip işe başlayan, ailesini getiriyor Filipin'den. Filipin'den geldiği zaman da nereye yerleşiyor? Ailesi nerede? Genel olarak Satva bölgesinde. Satva'ya herkes geliyor, yerleşiyor. Ben bunları nereden biliyorum diye soracaksın sen. İllaki sor bakalım. Nereden biliyorsun abi? Nereden biliyorum? Çünkü ben Nusret'te çalışırken orada bizim accommodation'ımız vardı. Yani kaldığımız yer. Çok da güzel bir villaydı. Havuzundan jacuzzi'ne kadar her şey vardı. Orada kalıyordum. O yüzden yani bunları inceleme fırsatım oldu bu. Gördüm. Bayağı da güzel oldu benim için. En azından orada neler oluyor, neler bitiyor, neye uygun fiyat, orada neleri bulabilirim, her şey hakkında bilgim var. O yüzden güzel. Başka nasıl işle nasıl? Yani Türkiye ile kıyaslarsan işin nasıl, düzenli mi, saatlerin nasıl, çalışan personel nereli genelde? Onlardan biraz bahsedelim arkadaşlarımıza. İş düzenli genellikle yani zaten sistem oturtulmuş bir şekilde. Bu ülkeyi ben bir hizmet sektörünün ana merkezi olarak görüyorum. Burada genellikle lokal insanlar da olmadığı için lokal insanlar yani genellikle para odaklı yani sistemi kuruyorlar ve yürütüyorlar. Bunda da işte Filipinler, Hindistanlar, lafını kesiyor. İnsanlar birçok rol oynuyor. Lafını kesiyorum, kesmek istiyorum şu evet, anda. Evet, kes. Neyse işi kuruyorlar. Ama çalışma gücü, iş gücü çok ucuz değil mi? Evet. Mesela evet. Filipinlerin aldığı maaşlar sana göre daha düşük yani. Yani 1000 dirham yani falan gibi değişiyor fiyatlar. Tabii yani Avrupalı olmak veya farklı bir Asya ülkesinden olmak veya bunlar bölümlere ayrılmış durumda. Kişiden kişiye, kıtadan kısaya bile ücret farkları oluyor. Maaş farkları oluyor. İlla ki ben de daha önceki videolarda paylaşmıştım. Yani mesela senin iş yerinde
daha çok hangi ülke vatandaşı var? Filipin. Onun dışında var mı? Filipin, Hindistan, Nepal iki kişi var yani. Nepal'de zaten burada görmeniz de zor. Yine çok duyduğum bir ama yine ülkeden. Var. Aynen. Olmasa da yine var. Gene, Nepal'de zaten birçok ülkeden var. Türkler de bu arada burada çok yoğunlukta, çok birçok Türk'le tanıştım. Burada ben bir Türk'le konuşmuştum. Yani burada konsoloslukta çalışan birisi. Türkiye'de diyorum, Dubai'de tabii bundan 2 yıl önce konuşmuştum. Dubai'de 20-25 bin civarında Türk yaşadığını söylemişti. O zaman şu anda daha çok sayının artması haber şu olabilir yani. Ben de zaten Türkiye sonunda çalışıyorum. Yani ismini vermeyelim. Vermiyoruz. Fark etmiyor zaten. Görebilirsiniz. Instagram'da veya başka bir yerde profilimizde görebilirsiniz. Profilini sonra verelim neyse. Alta linki bırakabiliriz. Gel çalıştığım restoranda Türk restoranı olduğu için genellikle Türkler geliyor, konsolosluktan gelenler var. Genellikle Türklerle de görüşüyorum ve görüyorum. Peki arkadaşlar, ben size İngilizce konusunda bir şeyler söylemiştim, bir şeyler anlattım. Bilgi vermiştim daha önceden. İngilizceniz orta seviyede olması gerekiyor falan diye vesaire. Ama kardeşimin İngilizcesi orta seviyede bile değil, değil mi? A2, B1. A2, B1 diye demeyelim de. Yani şu anda önceden hiç çok fazla yoktu. Çok minimumdu yani. Aynen. Ama şu anda biraz daha şimdi genişti. Genişti ve mesela yani, sana how are you desem bana ne dersin? I'm fine, thank you. How about you? Yani mesela, yani çözdüğü için artık önce mesela 4 ay önce bundan, 4 ay önce Türkiye'deyken söyleseydin sadece say derdi Furkan, I'm fine, thanks derdi. Ama yani şu anda ne dedi? I'm fine, thanks and how about you dedi. Mesela öyle bir gelişme olmuş. Birçok gelişme var. Zamanla bu süreç aktıkça İngilizce seviyesi gelişecek. O yüzden ben kardeşime zaten çok güveniyorum. Onun için yanımda burada. İnşallah güzel şeyler yapacağız hep beraber. Yavaş yavaş sonlandırılır mı? Senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Ek olarak yani bu... Ek olarak söylediğim... Bir video oldu. Aslında yani... Ya buraya gelmek isteyen insanlara verebileceğim bir şey var mı yani, önerebileceğim? Ya neden gelsinler, bunları söyleyebilir misin? Ya gözümüzün korkmasına gerek yok. Yani gelmek basit aslında. Geliyorsunuz burada yaşamak ve kalmak sizin elinizde. İngilizce öğrenmek sizlerin elinde. Gelmek isterseniz gelmek kolay. Çalışmak zaten yaptığımız şeyler bunlar. Burada farklı bir ülkede dil öğrenerek. Çalışarak, yeni insanlarla tanışarak, yeni tecrübe edinerek çalışmak daha farklı. Burada olmak daha farklı yani. Gelmeyi düşünüyorsanız kesinlikle gelsinler, değil mi? Evet, ben de tavsiye ediyorum. Onun dışında yani Türkiye'de ne bileyim lüks arabaya bakış açım vardı. Bir Porsche görüyordun, Ferrari görüyordun, ne kadar güzel vesaire diyordun. Ama buradaki bakış açın nasıl şu anda? Doğal şu an, bir şey değil mi? Doğal bir şey yani. Ferrari görsen ne bileyim ya da Pagani görsen ya da Camus'ı görsen ya da herhangi bir lüks araba gördüğün zaman koşmuyorsun. Yani bunlar standart şeyler, aynen, ufak şeyler. İnsanın yani buraya gelmesi vizyonunu da değiştiriyor, bakış açısını da değiştiriyor. Tabii. Ben onu kardeşimde de gördüm, dün geldim ama hemen hissettim, fark ettim çünkü hemen adapte olmuş, çok güzel bir şey. İyi, o zaman Furkan'cığım şimdi videomuzu sonlandıralım. Böyle bir arkadaşlara bilgilendirme videosu olmuş oldu. Senin hakkında nasıl başlangıç yaptın, memnun musun diye. Memnunsun değil mi? Memnunsun. Herhangi bir sıkıntı yok, her şey çok güzel. Evet. Çok güzel ilerliyor. İnşallah beraber daha güzel ilerleyecek. Ben de artık buradayım arkadaşlar. Hani bir ara kararsızım vesaire demiştim. Dubai mi, Amerika mı, Kanada mı vesaire diyerekten kardeşim burada olduğu için tekrar geri geldim. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur, güzel şeyler yaparız. 2018 bize umur getirir. Kendimiz inşallah başarılı geçer. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like butonuna basabilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın. Paylaşmayı da unutmazsanız sevinirim. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bye bye.